Ağustos başında bir karar alındı biliyorsunuz. Bu kur korumalı mevduatı caydırın dediler bankalara. Türk lirası vadeli mevduata özendirin. O zamandan bu zamana yani bir ay gibi bir süre oldu. Ne oldu? Bu çalıştı mı bu şey Merkez Bankası'nın telkini? Şimdi hükümet zaman zaman son iki yıldır bir takım işlerin taşerona devrediyor. Bu taşeron da bankalar. Bankacıları ciddi boyutta kendi politikaları doğrultusunda çalıştırmaya çalışıyor. Bunlardan en son yaptığı da kur korumalı mevduatın azaltılması konusunda bankalara görev vermiş oldu. Bu görevi son bir aydır baktığımızda veya karar bankalara bu görevi verdikten sonraki bir aylık gelişmelere baktığımızda ciddi boyutta kur korumalı mevduatın azalmadığını görüyoruz. Rakamlar bunu gösteriyor. Bankacı arkadaşlardan edindiğim bilgi de genellikle %70'inin kur korumalı mevduatın da devam ettiğini, %30'luk bir Türk lirasına dönüşün bulunduğunu söylüyorlar. Bu tabii ki resmi bir rakam değil. Gayri resmi elde ettiğim bilgiler doğrultusundaki bir rakam. Sadece bankalara böyle bir görevi vererek veya böyle bir kur korumalı mevduatı azaltmaya yönelik çalışmayı vererek bu işin içinden çıkılması mümkün değil. Sizin de bildiğiniz gibi bu kur korumalı mevduat bir hükümetin kucağında bomba, atom bombası şeklinde. Eğer ciddi bir hata olduğu takdirde hükümeti ciddi boyutta sarsacak, ekonomiyi ciddi boyutta sarsacak gelişmeler söz konusu olabilir. Buradaki gelişmelerin önümüzdeki dönemde sadece bankalarla çözülebilecek bir durum olmadığını görüp hükümetin de gerekli adımları atıp ona yönelik çalışmaları gerçekleştirmesi gerekiyor. Benim şahsi düşüncem bu şekilde. Hocam siz de biliyorsunuz eğer hükümet bir program uygulamaya sokacaksa elinde kamu bankaları diye araçlar var değil mi? Yani ne dedi bankalara TL faizlerini artırın. Kur korumalı mevduattan TL geleneksel TL vadeli hesaplara geçsin mudiler diye. Şimdi böyle bir niyetiniz varsa iktidara sormak lazım. O zaman bunu kamu bankaları aracılığıyla yani Ziraat, Halk, Vakıfbank bu bankalar aracılığıyla niye yapmadınız? Sizce niye yapmadılar? Şimdi kamu bankalarının son dönemde o kadar çok şey yaptı ki üzerindeki yük çok ağır. Bankacı sektörünün karlılık açısından baktığımızda ilk 7 aylık karlılıkta kamu bankaları ciddi boyutta gerilemiş vaziyette. Kar yok neredeyse kamu bankalarında. Sektörün aktif büyüklüğünün, kredi büyüklüğünün, mevduat büyüklüğünün %50'si 3 kamu bankasında. Kalan ise %50'si özel sektör bankalarında. Fakat karlılığa baktığımızda karlılığın %80'i, %85'i özel sektör bankalarında %10-15'i kamu bankalarında karlılıkta. Kamu bankaları bu tür yükler nedeniyle ciddi boyutta mali yapıları zayıflamış vaziyette. Daha fazla yük bindirdiğiniz takdirde bu daha büyük sıkıntılara neden olabilecek ve sürdürülebilirliği olmayabilecek noktalara geleceği için şu an için daha fazla büyük vermek istemiyor. En azından seçimlere kadar. Eylül ayını saymazsak siz de biliyorsunuz 6 ay bir süreç var seçim süreci. Seçim sürecinde kafasında başka kamu bankalarında kredilendirme, düşük faizli kredi verme, çiftçiye, esnafa, konut sektörüne gibi düşünceler de var. Kur korumalı mevduattan öncelikli bunları düşünüp 6 ay kamu bankalarını daha çok seçime yönelik faaliyetlerde kullanıp kur korumalı mevduatı bir müddet daha beklemeyi veyahut da seçim sonrasına doğru kaydırmayı planlıyor. Sanırım ondan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Evet bu arada tabii bu operasyonu Merkez Bankası'nın buyurduğu gibi yapamayan bankalara bir de yaptırım getirildi. Yani burada eğer belli... Devam edelim. Size Merkez Bankası'nın politika faizi temposunu sormak isterim. 21 Eylül'de ve takip eden aylarda neler bekliyorsunuz? Yani enflasyon
hedefinin, ya daha doğrusu orta vadeli programda yıl sonu enflasyonun %65 olduğunu da Merkez Bankası kabullenmiş bulunuyor. Bunun ışığında sizce politika faizleri aylık olarak nasıl seyreder? Şimdi gerek Merkez Bankası gerek hükümetin enflasyonu önleme konusunda ben ciddi niyetinin olduğunu düşünmüyorum. En azından seçimlere kadar. İki yıldır da böyle bir düşüncesi yoktu. İki yıl boyunca Merkez Bankası olsun, hükümet olsun faizlerle uğraşarak enflasyonu düşürmeye çalıştı. Ama enflasyonu düşürme niyeti olmadığı için de herhangi bir sonuç elde edemedi. Eğer enflasyonu düşürme niyeti bu dönemde de seçime kadar olsaydı, ilk olarak Haziran ayındaki toplantıda 8.5'tan 15'e değil 8.5'tan 25 gibi bir rakama çıkması lazımdı. Şok bir faiz gelecekti. Peşinden Temmuz'da 5 veya 10 puan, Ağustos'ta 5 puan, %35-40'a bugün gelmiş olacaktı faizler. Bugün gelmiş olsaydı çok farklı bir tablo olurdu. Bundan sonraki süreçte seçimlere kadar yine gevşek bir politika uygulayacak enflasyon konusunda. Tahminim önümüzdeki günlerdeki Eylül ayının toplantısında %5 civarında bir faiz artışı bekliyorum. Ama olması gereken bu mu derseniz, olması gereken bu değil. Olması gereken 10 veya 15 puan faiz artışı. Hedef enflasyon %33 ise faizin 35-40 arasında olması gerekir. Hedef enflasyonu dikkate aldığınız takdirde. Ama bunu da yine bir defada değil 2-3 defada bir 10 puan daha artıracağını düşünüyorum. Bu da gerçek bir enflasyonla mücadele politikasının olduğunu net olarak gösteriyor. Ekonomide son söz kimde diye bir başlığınızı gördüm. Ekonomide son söz seçimlere kadar Sayın Erdoğan'da. Evet. Seçimlerden sonra muhtemeldir ki Şimşek'e belki geçebilir. Kur korumalı mevduatın geleceğiyle ilgili ne öngörüyorsunuz? Yani bir çözülme ciddi olarak düşünülür mü? Yoksa bu artık yerleşti mi? Kolay değil gibi mi? Ne diyorsunuz? Şimdi kur korumalı mevduatın TL'ye dönme şansı çok zayıf. %70-75'i dövizde kalacaktır. %25'i bu TL'ye dönecektir. Bunu nereden çıkarıyorsunuz? Benim yaklaşık 35 yıllık finans sektöründe tecrübem var. 20 yıl bankacılık sektöründe geçti. 15 yıldır da finans hocalığı yapıyorum. Bankacılık sektöründeyken de veyahut da bu 35 yıllık dönemde gördüğüm veyahut da yaşadığım bazı olaylar şunu gösteriyor. Ülkemizde tasarruf sahiplerini bazı konularda yönlendiremiyorsunuz. Mesela bir numaralı konu defalarca çağrı yapılmıştır. Son 20 yılda Sayın Erdoğan defalarca çağrı yapmasına rağmen vatandaş altını getirip bankacılık sistemine getirmiyor. Anadolu kadınının boynundaki, kolundaki takıyı, yüzüğü, parmağındaki yüzüğü ekonomik sisteme kazandıramazsınız. Bunu Sayın Erdoğan yapamadı anlamında kullanmadım. Kim olursa olsun yapamaz. Bu alışkanlığından vazgeçmez Anadolu kadını. Altına yatıran tasarruf sahipleri altından çıkmak istemezler. İkincisi, dolara yatıran tasarruf sahipleri dolardan çıkmazlar. 35 yıllık finans sektörü tecrübemde bunu gördüm. Çıkmazlar dolardan. Dolar tasarrufu sahibi dolara yatırım yapıyorsa dolar da devam eder. Türk lirasında yatırım yapanlar ise vadeyi uzatmazlar. Genelde 35 gün vadelidir mevduatın %80'i, %90'ı. Vadeyi uzatmazlar Türk lirası tasarruf sahipleri. Bunlar çok uzun yıllardır gördüklerim ve bu değişmeyecek kurallar bunlar. Bunları değiştirmeniz çok zor. Bu nedenle ben kur korumalı mevduat sisteminde mevduatın TL'ye dönme oranının çok düşük %20'nin altında olacağını düşünüyorum. %75'i dövize gidecektir. Onun için yapılması gereken bir an önce rezervlerin güçlendirilip döviz sorununun çözülüp ondan sonra kur korumalı mevduata yönlendirmeler yapılması veya azaltmaya yönelik tedbirler alması lazım. Belki bu arada şunlar da yapılabilir. Devlet veya hükümet altın sertifikası, altına dayalı tahvil veya Eurobond'ların halka satışı gibi daha çok altın ve dolara yönelik enstrümanları gündeme getirerek bir kısmını belki oraya yönlendirebilir. En azından böylece dövizden veyahut da altından yine çıkmamış olacak bu tasarruf sahipleri. Yoksa Türk liraya dönme şansı bu paraların
çok kısıtlı olacaktır. Evet. Evet, değerli görüşleriniz ve bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz Şenol Hocam.